Pardon. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde shell modifier'ını inceleyeceğiz. Shell modifier'ı bildiğiniz gibi Max'te modellediğiniz bir objenin ikinci yüzeyini oluşturmanıza yarar. Yani shell'in zaten Türkçe karşılığı deniz kabuğu anlamına geliyor. Hani bir deniz kabuğu düşündüğünü düşünün. O açıldığı zaman içerisinden de bir yüzey çıkar. Mesela bunu şununla bağdaştırabiliriz. Plane ile bir kapak modellediniz. Plane'i bildiğiniz gibi tek taraflı bir yüzey olan modeldir. Onun için bu shell modifier ile o plane'e ikinci bir yüzeyi atayabilirsiniz. Bu dersimizde bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Çok kullanımı basit bir modifier'dir. Ders de zaten ona göre kısa olacak. Anlatabileceğim kadar basit bir şekilde anlatacağım. Siz bunu değişik modellemelerinizde gerektiği yerde kullanabilirsiniz. Verebileceğim başka ne örnek olur? Bir tencere kapağı modellediğinizde ya da bir plane ile tabii ki bahsediyorum. Bir tepsi modellediğinizde bu komutu kullanabilirsiniz. Biz şimdiki dersimizde örnek olarak bir kapak yapacağız plane'den ve bunun iç yüzeyini oluşturacağız. Böyle dikdörtgen şeklinde bir kapağımız olsun. Bir plane olsun. Bunu hemen editable poly'ye çeviriyoruz. Üzerine gelip buna 10 milimlik bir yüzey atadık arkadaşlar. Sonrasında perspektif penceresine geçelim. Sonrasında edge ile sadece şu iki yeri seçerek chamfer verelim. Ucu oval olacak şekilde verebildiğimiz kadar verelim arkadaşlar. Şuradan birazcık arttırabildiğimiz kadar artıralım. Bunun o kadar yumuşak bir dönüşe sahip olmasını sağlayacaktır. Hatta şuradan biraz daha yakınlaştırabiliriz. Çok güzel. 15 yeter. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kapak gibi bir şeyimiz oluştu. Gridleri klavyeden G tuşuna basarak kapatalım. Bunun iç yüzeyi yok. Sadece dış yüzeyini oluşturduk. Ama sizin yapacağınız modelde bu iç yüzeyde de işlem yapmanız gerekiyorsa şu şekilde yapacağınız hiçbir işlem bir işe yaramayacak. Bunun için shell modifier'ını kullanacağız. Hemen listeden shell'i seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi otomatik olarak içeriye hemen standart ayarlarda bir yüzey oluşturdu. Şimdi size kısaca şuradaki seçenekleri anlatayım. Inner amount demek iç yüzeye verilen kalınlık. Yani onu şöyle diyoruz. Et kalınlığı diyelim biz ona, özellikle şu kenarlarda. Mesela şuradan göstereyim. Mesela şu an 1 milimmiş. Bunu 2, 3, 4, 5 çıkarttıkça gördüğünüz gibi buradaki kalınlık artıyor. Sıfırda hiçbir şey olmuyor. Biz bunu 1 değerinde sabit bırakalım. Outer amount bu dışarıya doğru verilecek kalınlık. Onu da hemen buradan gösterebilirim size. Gördüğünüz gibi dışarıya doğru kalınlaştırıyor. Bu sizin yaptığınız modelin durumuna göre bunu ya da bunu kullanabilirsiniz. Bu segment ise şu iki çizgi arasındaki segmentlerin sayısına göre. Şu an 2 var. Bunu 1'e düşürdüğümüzde hiç kalmıyor. Bunu 5 yaptığımızda gördüğünüz gibi buradaki segmentler artıyor. Şimdi buradaki segmentlerin artması sizin şu işinize yarayacak. Şuradaki alanın ve kenarların bir o kadar keskin olmasını sağlayabilir. Daha düzgün çıkmasını, daha pürüzsüz bir yüzey elde etmenizi sağlayabilir. Sonra gelelim şuradaki seçenekle. Select Edge diyor. Buna tıkladığımızda obje üzerindeki bütün edge'leri seçiyoruz. Yalnız şuna dikkat ediyoruz. Shell ile oluşturduğunuz edge'leri seçer.
Yani buna dikkat edin. Gidip de üst taraftakilerini seçmez. Nasıl? Interface iç yüzeyleri seçer. Dış yüzeyleri seçer. Köşeleri seçer. Yani bunlar size kolaylık sağlayacak seçeneklerdir. Tabi poly'de, tabi shell'in üzerine ekleyeceğiniz poly modifier'ında oturup bunları böyle tek tek seçeceğinize buradaki seçeneklerle daha kolay yönetebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani kullanımı oldukça basit bir modifier ama çok iş gören bir modifier'dir. Normal şartlarda shell komutunu kullanmadan biz bunu nasıl yapabilirdik? Hani kısaca onu da size anlatayım. Hemen shell'i buradan kapattığımızda tekrar model eski haline dönüyor. Tabii poly'de şurası için bir face oluşturmanız gerekecekti. Polygon seçip create'le bütün vertexleri seçerek dikkatli bir şekilde yeni bir yüzey oluşturacaktınız. Yeni bir yüzey oluşturduktan sonra insert tuşu ile artık şuraya vereceğiniz kalınlığın ne kadar olmasını istiyorsanız o kadarlık bir değer girecektiniz ve ondan sonra extrude ile onu içeriye seçeceksiniz. Şimdi anlatması kolay ama yapması uzun bir işti. Shell size bu işlemlerden kurtaran bir komuttur. Ve kullanımı da dediğim gibi oldukça basittir. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit bir şekilde anlatacağımı söyledim. Umarım faydası olmuştur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.